Hoş geldiniz sevgili türkü dostları. Sağ ol. Hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel türkülerimizle, halaylarımızla güzel güzel sizlerle birlikte olacağız. Efendim arzu ederseniz ilk türkümüzle herkes hazırsa başlayalım. İçin seviyorsunuz. Hemen ne yapıyoruz? Bir halay yiyelim mi? Yiyelim. Halay. Son, iki, üç. Bağlamada Cemil, gitarda Ozan arkadaşım ve diğer değerli müzisyen arkadaşlarımla kısa bir ara verdikten sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Ya bir halay daha alabilir miyiz biz? Halay bizim için çok önemli yani. Halayın fazlası halay olmaz. Müşteri arkadaşlar, kusura bakmayın. Yine coşacağız, yine kuduracağız. Yine türkü kazandı, yine emek kazandı. Kısa bir ara, boğazımız kurudu vallahi. Hadi üç ayak falan bir şey olsaydı hani. Tamam geleceğim. Tamam. Neyse hani. Yallah! Ne yapıyorsunuz? Daha gelirliler. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay, ay. Ne kadar kırsal bir koku bu ya böyle. Mekanımız gayet otantik bir atmosferde dekor edildi. Ondan olabilir efendim. Ma, doğal ortam, otantik atmosfer diye mandıraya çevirmişiz ortalığı. Sezek mi yakıyorsunuz siz burada? Oturun efendim koltuklarınıza buyurun. Koltuklarınıza mı? Masayla aynı şey oğlum. Hangisine oturacağım ben? Buna oturun. Ay, normalde hiç sikletim değil buralar ama çok yakışıklı bir oğlan gördüm. Gitar da vardı sırtında. Buraya girerken görünce mecbur ben de peşinden geldim. O bizim Ozan arkadaşımız buranın. Ozan vardı. Grubuyla birlikte çalıyor. Şimdi ara verdiler. Birazdan gelecekler. Önden bir şey arzu eder misiniz? Vallahi hiçbir beklentim yok ama ne var? Efendim, dost kebabı tavsiye edebilirim. Emek çorbası var. Dayanışma salatası. Bu da güzeldir. Menü değil, insan hakları evrensel bildirisi. Burası emekle yoğrulmuş müstesna bir müessesedir. Che Guevara böreğimiz var ara sıcak olarak ve troçki ekmeği. Onu da alabilirsiniz. Troçki. Ya ben bunları da yemeyeceğim. Sen bana kasaptan kontrfile, şaşlık, boş bakıyorsun. Onları yaz, kasaba gidene kadar unutursun. Daha önce duymamış olman normal. Antrikot! İki kişilik söyle, severiz biz. bunları al, gel. Et yemediğim devrim, devrim değildir hayatım. Efendim, hay hay. Hemen getir. Ha, şu, şu. Gel. Şu, aha, şu, şu.
Bu oğlanı gördüm. Bunu böyle komple paket yapıp götürebiliyor muyum ben? Götüremezsiniz, insan haklarına aykırıdır ama ben bir konuşayım. Konuşsana. Senin için gelmiş özel bir müşteri, sana hayran. İstersen bir merhaba de. Tabii. Ben buradayım, fark edemiyorsanız. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Ozan. Ay hoş bulduk. Ben de Naime. Düzenli et tüketiminden dolayı zengin bir insanım, anlamışsınızdır zaten. Yürekten severim. Vallahi gece kondunuza müteahhit kondu. Demek grubumuzu izlemeye geldiniz ha? Peki bizi nereden buldunuz? Ay oturmaz mısınız? Oturayım biraz peki. Ne bu havalar? Allah Allah. Ben şöyle cipimle Siyahit Pazarı civarında geziyordum. Ve oradaki fakirleri görüp halime şükrediyordum. Bunu her zaman yaparım. Daha sonrasında seni gördüm orada. Bisepslerim ve sana dışın beni buraya kadar çekti. Bisepslerim mi? Yani aslında bisepslerim de benim incedir. Kemiklerim de incedir aslında benim. O kadar belirgin değildir ama. Yani pirzola eti de incedir ama. Etin üstündeki o eti ısırdığınızda, pardon kemiğin üstündeki eti. Dilim dolandı sizi görünce. En nefis yeri de orasıdır değil mi? Hey hey hey. Vay hey hey mi? Vay hey hey. Alın çıkarma. Tut. Allah. Hep oluyor burada ya. Ya şu feodal dansı bir aşın artık ya. Şu varoşların halay kırsallığını biz konuşmayacak mıyız artık ya? Adam bayıldı ya halay çekerken. Bir su ne çarpı suratına, böyle bir şey olamaz. Aa, bıyının kenarı falan sallandı adamın. O kadar şey etti geldi. Ya neyse, ne içersiniz? Ha, çok teşekkür ederim gerçekten. Birazdan canlı türkü konserimiz devam edecek. Ben ufaktan kaçayım en iyisi. Türkü mü? Evet. Ama ben kırsallıktan kaçtıkça bütün köylü eğlentileri beni buluyor ya. Sen şu Sofya ortamda çalışmaktan sıkılmadın mı? Gel her gece benim ofisimde bir tek bana çal. Ne diyorsun? Yani Naime Hanım gerçekten güzel teklif ama yani şöyle söyleyeyim. Benim burasıyla bir anlaşmam var. Ya benim için iş ahlakı çok önemlidir gerçekten. Ne alıyorsan o kat oğlum. Öttürürüm iş ahlakını. Arrrr diye öttürürüm iş ahlakını. Nasıl nasıl? Arrrr diye öttürürüm iş ahlakını. Nasıl nasıl? Öbrrr. Benim zaten kişisel hedeflerim biraz farklı gerçekten. Ben esasen rockçıyım. Hatta kendimi zaman zaman burada yabancı da hissettiğim oluyor. Sanırım kendi saçımdan boğulacak. Olsun, olsun. Önemli değil. Bundan sonra son konserini tadını çıkarıyorsun öyleyse. Artık benimsin. Sen 70'lerde Mecidiyeköy'den alınan arsa kadar değerlisin benim için. Öyle mi dersin? O yüzden... Haydi bakalım. Bu nedir? Bon servisine karşılık bir orijinal kasap sucuğu. Çeyrek altınla yarışır. Çok şey bir gıda. Gerçekten çok teşekkür ederim Naime Hanım. Sağ ol. Peki orkestra arkadaşlarım da benimle gelebilirler mi? Onlar da gelsin mi? Bir kere öyle şöyle şöyle yetme hiç hoşlanmam. Bundan sonra hayatında onlar değil sadece biz varız tamam mı? Sen ben biz. Ayrıca onlar değil 100.000'leri getireceğim sana. Her akşam ekstraya alacağım seni. İhtiyacın olan proteini de böyle ellerimle şey edeceğim ya. Sana. Geri geri edeceğim. Hadi ciğerle edeceğim. Çok sağ ol. Yakıştı mı? Sağ ol. Teşekkür ederim. Ay, bir şey düştü galiba. Bir şey galiba. Düştü. Boş ver. Neyiniz düştü? Ay orada? Sen kanacağım artık. Gerçekten. İyi bir şey. Ay! Aşırı kıllı bir şey yaklaşıyor şu an bize. Kuaför çöpü gibi. Ozan. Efendim. Kim bu boyama kitabı? Naime Hanım, benim hayranım. Performansımıza göz atmaya gelmiş. Bence daha çok sana iş atmaya gelmiş. Mehtap yavaş, yerler yaş. Ekmeğimizin peşindeyiz, şey yapma. Merhaba, müşteri arkadaş. Ay, teşekkür. Hoş geldiniz. Aşkım. Sevginin, dostluğun, dayanışmanın aşığı birini burada ağırlamak bizim için şereftir. Yok. Hoş geldiniz. Dijital platformlara danaya girer gibi ortak giren insanların elini sıkmıyorum. Ayıp oluyor size, elimizi uzattık dost eli. Ya sıkmayacağım ya. Bana dost eli diye uzattın peluş hayvanın farkında mısın sen?
Sen elini yıkayınca cildine temas ediyor musun seni? Ay çok kötü. Naime Hanım, Cemil abi bizim orkestramızın kurucusu. Evet, evet. Mehtap da az solistimiz. Şefim, oradan bana az solist. Hey, bye. 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 Çok kötü. Ay beyefendi. Yeşilli Bey çok dağıttı geldi ki. Gerçekten. Aa. Alaydan sarsıldı ya. Ozan. Efendim? Ben bu kadını paralarım. Öyle bir şey mümkün olabilir mi be? Hiç böyle bir şey mi? Sen saçakları kirlenmiş bir kilim olduğunu farkında mısın şu anda? Yok yok, vallahi siz tutmayın beni, ben bu kadına. Gel. Sakin ol. Aa, benim üstüme nasıl gelindi? Bak, senin hatırına uzatmıyorum bunu. Sonuçta evde çıkarken kombiyi kapatan insanlarla hiçbir şekilde tartışamam. Arkadaşlar, bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Bu akşam bizim son konserimiz. Ben artık Naime Hanım için canlı müzik yapacağım. Evet, doğru duydunuz. Ne oluyor ya? Davamızı satıyor musun sen ha? Cemil abi, ne davası ya? Her akşam iki masaya çalıyoruz. Oğlum, biz burada dayanışmanın, emeğin birlikteliğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama. Cemil abi, her gece de 30 lira veriyorsun, gözünü seveyim. Üç akşamda da para verdiğin yok ha. Kahrolsun kapitalizm, yine yenildik. Aman, ucuz eleman ellerinden kaçtığı zaman da hemen kapitalizm. Ozan, gel Allah. Ah, Ozan ah, ah. Kırsal şiirlere, ne bunların terlerine maruz kaldım, oksijenleme yaşadım. Ay Ozan, ne olursun aşk yuvamıza gidelim artık. Gidelim, buyur kalbim. Ay ayağım tutmuyor, biliyor musun? Kirbem, Ozan nereye gidiyorsun ya? Madem gidiyorsun, sana iki çift sözüm var. Kendi bozuk olana asalet mi verir kıyafet? Altın palan vursan eşek yine eşek. Giderken bu da sana hediyem olsun, eşşoğlaşacak. Bundan sonra sana beytler söyleyen bu sefiller yok, beytiler söyleyen ben varım Ozan, tamam mı? Canım, hesabı getirir misin küçük oğlan? Getireyim efendim hesabı. Gel canım, ne kadar tuttu? Ver. Bakıyorum, 37.000 lira. Buyurun. Ay! Kaç bin lira? Ay ben ilk defa bir hesaba şaştım çok uzun zaman sonra. Neden bu kadar tuttu? Ne tuttu bu kadar? Bir sürü şey işte. Dayanışma salatası, emek çorbası, dost kebabı, kuzu yaslama, ciğer şişleme, dana kışleme, her şey var. Bu hesap kitleme. Dayanışma ayağına keriz söğüşleme. Böyle bir şey olamaz. Bunu kabul edemem ben. Ne oldu canım ya? Ödeyecek durumun yok mu? Konuşma, kaç! Şuna bak, üzerinde domates kurutulan kilim gelmiş İran halısına laf yetiştiriyor. Sen kimsin kız? Al şu platin yok kartımdan da şanım yürüsün hadi. Bizde kart geçmiyor. Bankaların kapitalist sistemine karşı bir duruş sergiliyoruz. Paranız yoksa bulaşıkhaneye. Bulaşıkhane mi? Ben bulaşık mı yıkayacağım? Hayır, böyle bir şey mümkün değil. Hayatım, ben bulaşıkhaneye girsem seviye farkında vurgun yerim. İnmeyinler, hayır. Buyurun, buyurun bulaşıkhaneye. Madem paranız yok, buyurun. Hayır, nereye itiliyorsun? Aa, bırakır mısın bunu? Feridun ya, bize de şöyle birkaç menü ayarlasan hani bulaşık çoğalsın diye, ne güzel. Hemen ablam getiriyorum. Çok, buyurun çok, arkadaşlar, bulaşıkhaneye alıyoruz. Gülmekse mesele katılarımıza ve de sen desin.